ilk kadın başbakanlığınız var, bir dörtlü koalisyon geçiş hükümetinde deneyiminiz var ve ikinci kadın meclis başkanımızsınız. Şimdilik bir virgül mü diyelim, nokta mı diyelim politik hayata? Yani Buradan sözü size şöyle, verelim. eğer hizmet anlamında soruluyorsa, tabii ki bu edindiğim bir deneyim var. Yani bu 8 yıllık sürede sizin de ifade ettiğiniz gibi hem başbakanlık, hem meclis başkanlığı, hem muhalefet milletvekilliği. Dolayısıyla bir deneyim var. Bu deneyimden de yola çıkarak ülke için parlamento dışında da yapabileceklerim aktif çalışmaları sürdürme niyetindeyim. Çünkü amaç eğer halka hizmetse hiçbir zaman virgül konmaz, nokta konmaz, virgülle devam edilir demek istiyorum. Belki bir vakıf çatısı altında olabilir. Yani ülke için yapılabilecek gerçekten çok önemli hizmetler vardır ve sadece oturup eleştirerek değil, bir şeyler yaparak, katkı koyarak, grup çalışması yaparak, heyecan uyandırarak, motivasyon uyandırarak güzel işler yapabilmeliyiz ve bu konuda heyecanım, aynı heyecanım devam ediyor. Aday olmama kararınızı seçimden önce paylaştınız kamuoyuyla, ama biraz daha o günlere dönersek neler söylemek istersiniz? Hangi etkenlerle bu kararı aldınız? Çünkü yaşınızda genç ve evet, motivasyonunuz Evet. yüksek bir politikacı olarak ve hep projelerle gündeme geldiğiniz için aday olmadınız, tekrar politikaya devam etmek istemediniz. Yani şöyle aslında açıklamamı yapmıştım. Sistem içinde olup da sistemin içinde bir parçası olup da sistemi eleştirmek ve aslında elinizde çok fazla yetki olmadan sistemin yanlışlıklarını görmek ama düzeltememek acı verir. Sistemin dışında kalarak, sistemi eleştirerek belki o sistemin içindekileri motive etmek ve sistemle ilgili yapılabilecekleri anlatmak daha mı iyi olacak düşüncesine uzun süredir kapılmıştım. Ve dolayısıyla böyle bir karar aldım. Çünkü şöyle bir durumla karşılaşıyordum. Biliyorsunuz çok sıklıkla eleştirdim. Örneğin hangi mecliste olduğum dönemde de meclisin niçin verimsiz olduğunu, neler yapılması gerektiğini. Ama şöyle bir tepkiyle karşılaşıyordum. Niye düzeltmiyorsunuz? İşte elinizde yetki var. Halbuki meclis başkanlığı görevinin bir yürütme görevi olmadığı ve bu aksaklıkları, yanlışları görse bile bunun bir başına veya birkaç kişiyle düzeltilebilecek bir durum olmadığını izah etmek çok zordu. Şimdi bütün bu tecrübelerden yola çıkarak zaten bir rapor hazırlama durumundayım. Neler yapılması gerektiğini ve nasıl bir çalışma gerektiğini dışarıdan anlatmak iyi uygun buldum. Böyle olduğu zaman da daha bir belki hem mecliste görev alan partiler, hem hükümette görev alan bakanlar daha bir belki motive olur diye düşündüm. Rapor derken bunu Şöyle bir rapor. Şimdi meclis faaliyeti ile olarak mı? yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığı var diyoruz, değil mi parlamenter sistemde? Aslında ne derece kuvvetler ayrılığı var? Yasama gerçekten bir kuvvetler ayrılığı mı? Yoksa iktidarın, hükümetin etkinliğinde bir yapımı? Bunları örnekler vererek ve neler yapılması gerektiğini anlatmam gerekiyor. Mesela son günlerde denetim çok konuşuluyor. İşte meclis yasa yapıcıdır. Aynı zamanda bir denetim organıdır. Meclis denetim görevini layıkıyla yerine getirebilir mi? Denetim, meclisin denetimi nasıl oluyor? Sözlü soru, yazılı soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması. Peki bu görevlerini yaptı, hep tamam yapabiliyor mu? Yapamıyorsa niçin yapamıyor? Etken nedir? İşte bununla ilgili raporlarımı vermek istiyorum. Çünkü son zamanlarda özellikle denetim konusunda çok tartışmalar oldu.
ve meclis soruşturmaları gündeme geldi. Meclis soruşturması anayasanın meclise verdiği bir denetim yetkisidir. Şöyle ki meclis soruşturma komitesi oluşturarak bakanları ve başbakanı denetler. Bugüne kadar mecliste bir meclis soruşturma komitesi açılabildi mi? Açılamadı. İstendi mi? Kuruluşundan bu yana 9 defa sanırım, onu bir bakarız notlara, istendi ama hiçbir zaman açılamadı. Niçin? Çünkü mecliste bakanları sorgulama demek, bir oylama yapılması gerekiyor bunun için, basit çoğunluk gerekiyor. Her zaman mecliste iktidarda oluyor çoğunluk. Dolayısıyla denetleyecek olanın sayısının denetlenecek olandan daha az olduğu bir sistemde denetleme görevi layıkıyla olmuyor. Meclis araştırmalarına gelelim. Meclis araştırmaları daha rahat kuruluyor. Bayağı da en çok da bu dönemde, 8. dönemde meclis araştırma komiteleri kuruldu. Bütün bu istatistikleri bir çalışma, bir rapor halinde çıkardım. Bizden önceki dönemde, yani benim meclis başkanlığı dönemimden önceki dönemde bu meclis araştırma sonuçları ilgili bakanlıklara gönderilirdi. Ama biz ilk defa başsavcılığa ve Sayıştay'a gönderdik. Çünkü bir araştırmaysa burada bir suç unsuru olup olmadığı, usulsüzlük olup olmadığını bizim başsavcılık ve mali yönden de Sayıştay denetler. Dolayısıyla gönderdik ve raporlarını da istedik. Yani bu araştırma komiteleriyle ilgili ne gibi bir sonuca vardıklarını istedik. Onlarla ilgili de bize gelen bir suç unsuru şimdiye kadar gönderdiklerimize tespit edilmedi. Ama bunun daha kurumsal bir yapıda oluşturulması lazım. Mesela benim 8. dönemden önce gönderilmiyordu. Şimdi 8. dönemde gönderildi. 9. dönemde gönderilecek mi? İşte bütün bunlar hem kurumsallaşamamanın getirdiği aksaklıklar var, hem de anayasanın veya meclis iş tüzüğünün, yasaların düzeltilmesi gereken maddeleri var ki daha etkin, daha verimli bir meclis olabilsin. Yasama konusunda da biliyorsunuz, yasamada da, yasaların yapılmasında, onu da defalarca dile getirdim. Meclis başkanlığım döneminde defalarca dile getirdim. Yasama konusunda yasaların yasama dilinde hazırlanması, hızlı hazırlanması, etkin olması maalesef mümkün olmuyor bu yapıyla diye dile getirdim ve çözüm önerisini de söyledik o dönemde. Hatta Yüksek Mahkeme Başkanı'nın konuşmasında da bir çözüm bulunması gerektiği ve bunun bir hukuk komisyonu olması şeklinde bir konsensusa varıldı. Ve bunun çalışmasını yaptık. Meclis Başkanı olarak bu hukuk komisyonuyla ilgili yasa önerisini sundum. Meclis Genel Kurulu'nda da okundu. Bakanlar Kurulu'na da gönderdik. Ondan da onay aldı. Meclis Komitesi'ne geldi. Fakat erken genel seçimler gelmesi dolayısıyla maalesef kadük oldu. Dolayısıyla 9. dönemde, bizden sonraki dönemde böyle bir hukuk komisyonu yasasının alt komitede enine boyuna tartışılarak, paydaşların görüşleri alınarak geçirilmesi çok önemlidir. Çünkü yasa yapma böyle bir kaç saatin içinde filan maddeyi düzelteyim şeklinde olması mümkün değildir. Geçen yasaların veya düzeltilen yasaların diğer yasalarla, anayasayla uyumlu olması gerekmektedir. Anayasayla uyumlu olmayan yasalar veya diğer yasalarla uyumlu olmayan yasalar bizi hep beraber aşağıya çeker ve yeni yeni sorunlara ve problemlere yol açar. Zaten son dönemde bir miktar öyle şeyler oldu. Bazıları Cumhurbaşkanlığından geri dönen yasalar var. Bazıları Anayasa Mahkemesi'nden görüş istenerek geldi. Yani anayasaya uyumlu olmadığı konusunda olumlu görüş, anayasa uyumlu mu uyumlu değil mi veya diğer yasalara bizim komitelerde savcılık ve meclisin hukukçuları görüş veriyorlar. Eğer siz vekil olarak siyaset, hukukun üstünde karar alabilir, onlar bu görüşü verebilir ama ben bunlara uymak zorunda değilim derseniz
ve bu tür yasalar geçirirseniz bunun bedeli maalesef ağır olur ve Anayasa Mahkemesi'ne gittiği zaman bu yasalar, bunu da anlatmam gerekiyor. Anayasa Mahkemesi bizden bu yasayı savunmamızı istiyor. Meclisin yasası oluyor çünkü. Yani oy çokluğuyla da geçse meclisin oluyor ve meclisinden bunun savunulmasını istiyor. Meclis bu yasayı savunması için savcılıktan, hukuk danışmanımız savcılık olduğu için savcılıktan talep ediyor. Savcılık zaten bu konuda olumlu görüş vermemiş. Böyle bir yasayı savunmama durumunda kalıyor. Dolayısıyla bütün bunlar bizim karşılaştığımız zorluklar. O yüzden daha verimli, daha etkin, daha iyi yasa yapan, anayasaya uyumlu, diğer yasalara uyumlu ve hızlı yasa yapan bir meclisin olması için yapılabilecekleri daha önce de defalarca anlattım ama tabii ki takım ruhuyla düşünceleri paylaşarak bu önerileri veya farklı öneriler varsa yapılması gerekenleri yapmamız gerekiyor. Aksi halde sistem böyledir. Ne yapayım? Bu sistemin içinde yapabileceğimiz kadar gibi bir düşünceye kapılırsak hep şikayet eden durumda oluruz ve işte sistem çöktü ama ne yapalım şeklinde kendi kendimize söyleniriz ve insan kaynaklarımızı da harcamış oluruz. Meclis başkanlığı döneminizde biraz daha bahsettiniz ama hedeflerinize ne ölçüde ulaşabildiniz? Neler kaldı böyle daha somut? Yani şöyle bir kurumsallık. Başlattığınız projeler de oldu. Meclis başkanlığı projeler de oldu. Onlardan da söz ederim ama en önemlisi, en çok söylediğim kurumsal yapı. Kurumsal yapıyı oluşturabilmek. Tabii ki meclis de her ne kadar yürütmeden ayrı bir kuvvetler ayrılığı var deniyorsa da yasamada da şu kamunun üçlü kararname yapısıyla veya üçlü kararnamenin yarattığı bir yıkımla burası da karşı karşıya. Bizim çok değerli yasama uzmanlarımız müşavir olarak evlerine gönderilmiştir bu üçlü kararnameden dolayı. Yani ödenekli, maaşlı, işsiz haline getiriyoruz biz değerli insan kaynaklarımızı. Düşünün, yasama uzmanlarına ne kadar ihtiyacı var. Sadece meclisin değil, devletin. Böyle bir durum söz konusu. Ve bir de aslında bunu da daha önce de dile getirmiştim. Burası meclis, meclis başkanı var. Buradan bizim memurlarımız meclis başkanına hiçbir danışma yapılmadan, hiçbir yazı gönderilmeden, nezaketen bile bilgi verilmeden üçlü kararname ile başka dairelere gönderilebiliyor, başka bakanlıklara. Ben bunları yaşadım. Cumhurbaşkanlığına görevlendirilen oldu, diğer bakanlıklara görevlendirilen oldu. Yani bir bakanlık dışında, bir bakan dışında hiçbir arama, bizim meclisin çalışma düzeni bozulacak mı, verimliliği bozulacak mı, benim bu personele, bu memura ne kadar ihtiyacım var, meclisin ne kadar ihtiyacı var, bunların hepsi göz ardı edilerek meclisten alınıp diğer bakanlıklara veya Cumhurbaşkanlığına üçlü kararname ile atanabiliyor maalesef. Böyle kurumlar arası ilişkimiz de bu boyutta. O yüzden kurumsallaşamadık diyorum ve bunların bir daha tekrarlanmaması için daha önce de meclis kürsüsünden de dile getirdim bunu. Şimdi ayrılırken de söylüyorum ki önümüzdeki dönemde bunlar yaşanmasın. Yani kurumlar bizim kurumlarımızdır. Bir kurumun verimliliğinin düşmesi hepimizi birden aşağıya çeker. Ve bir şey daha söyleyeyim. Mecliste olduğum, meclis başkanlığı yaptığım sürede hep arşivle ilgili, toplumsal bellekle ilgili, kurumların hafızasıyla ilgili, kurumların belleğiyle ilgili çok konuştum ve çok önemli olduğunu vurguladım. Özellikle meclisin kurumsal belleği çok önemlidir. Ve bununla ilgili acaba devletin, bakanlıkların
nasıl bir çalışma içinde olduğu veya ne derece birbirlerinden haberdar olduğu konusunda mecliste ilk defa bütün bakanlıkların üst kademe yöneticilerini bir araya getirip bu konuda bir çalışma yaptık. Bana bunun ilk olduğunu söylediler. Kurumların, müsteşarların ve müdürlerinin bir araya gelip de devletin arşivi konusunda bir çalışma veya hangi bakanlıkta, hangi şekilde arşivleniyor, hangi arşivlenmesi için hangi cihazlar, teknik cihazlar mevcut, bunları ilk defa toplantı yaparak, gayet güzel paylaşarak yaptık ve bunun da kurumsal bir yapı içinde devamını arzuladım. Aldığım bir bilgi var, devam ediyor diye bu toplantılar. Bu da sevindirici. Dolayısıyla salt eleştiri değil, eleştirirken neler yapılması gerektiği konusunda öneriler yapmak, özellikle konunun uzmanlarından bilgiler almak ve çalışmak çok önemlidir. Bu en fazla üzerinde durduğum bu kurumsal yapıya geçmek, üçlü kararnameler değil, hiyerarşiyle ve liyakat sistemiyle atanmaları sağlamak ve çalışma barışı, çalışma disiplini getirmek. Bunları başaramazsak ne kadar arzulu, ne kadar istekli, ne kadar iyi niyetli olursanız olun bir istediğimiz sonuca, olumlu bir sonuca ulaşmak çok zordur. Bunun dışında meclis başkanlığı görevimde meclis başkanlığı faaliyetleri olarak ve başkanlığını yaptığım çevre komitesi, kültür komitesi, kültür varlıklarını koruma komitesi başkanı da olarak da birçok projeyle çalıştık. Birçok projeye imza attık ve bu projeler sonuçlandı. Bunun dışında meclisimizi engelsiz meclis yaptık. Bununla ilgili aslında bir kez daha söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin projeler için ayırdığı büyük bir kaynak var. 500 milyonun üzerindeydi bu yıl ayrılan kaynak. Bu kaynağı kullanmak için devletin projeler yapması lazım. İşte bu projeleri yaparak bu kaynaklardan faydalanabiliyoruz. Aksi halde bu kullanılmayan kaynak kalıyor, geri gidiyor. Bizim meclisi engelsiz meclis yapmamız da bir projeydi ve bu kaynaklardan kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti'nin projeleri için ayırdığı kaynaktan kullanarak meclisimizi baştan aşağı yeniledik ve mikrofon sisteminden engelsiz girişinden güzel bir proje oldu bu. Bunun dışında biliyorsunuz gazeteleri, yine toplum belleği gazeteleri 1940'tan beri Türkçe gazeteleri web sitemize aktardık. Web sitemizi interaktif yaptık. Vatandaşların dilekçe yapabileceği bir şekle getirdik. Makya, müzecilik, arşiv, kütüphanecilik konusunda güzel bir büyük bir çalışma yaptık. Çalıştay Kültür Dairesi işbirliğiyle birlikte bir ekip ruhuyla yaptığımız bu çalıştaydan sonra şu anda meclisteki bütün koleksiyonları, resim koleksiyonları tümünü bir sanal müzenin başlangıcı diyebileceğimiz bir ortama attık, dijitalleştirdik ve bütün dünyanın beğenisini açtık. Bu daha sonra çalışmalarla elimizdeki bütün sergilenecek yazmalardan tutun da bütün kültür varlıklarını bu müzeye koyabileceğiz ve bütün dünyada geçerli olan bu sanal müzelere kavuşmuş olacağız. Bunun müjdesini vereyim. Şu anda da şu anda evet, yarından itibaren aktif olacak. Web sitesini verebileceğiz size. Buradan hem kayıt altına alınmasını sağladık bu eserlerin. Hı. Hem sanatçılara tanıtımı var. Hangi sanatçıların olduğu, özgeçmişleri var. Sanatçılarımıza değer verdik. Hem de sadece ülkemiz insanına değil, bütün dünya insanlarının bu eserleri görebilmesini sağladık. Bunlar gelişen teknolojinin bize sunduğu imkanlardan faydalanmadır. Daha da gelişeceğine inanıyorum.
Bunun dışında açıkladığımız Girne Kapısı projemiz var, biliyorsunuz. O da meclis başkanlığının girişimiyle başlayan bir projeydi, yarışma açılarak. Onun da ilerlediğini ve sanırım uygulama projesinin bitmek üzere olduğunu ve artık bundan sonra da ihale aşamasına gelecek, yürütmesini Lefkoşa Türk Belediyesi yapıyor. Parkımız var, olacak doğal park, 350 dönümlük Metehan'daki askeri bölge sınırları içinde. Onun da proje çalışmaları başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin projelerinden oluyor bu da, sanal müzede öyle, ayrılan kaynaklardan. Doktor Küçük Müzesi. Doktor Küçük Müzesi, evet. Doktor Küçük Müzesi'nde yine aynı şekilde çalışarak güzel bir müzeye kavuşturduk ülkemizi. Daha yapılması gereken, yapılacak olan çok iş var. Konaklarla ilgili üniversitelerimize yazı gönderdik. Lefke konaklarıyla ilgili Lefke Üniversitesi'ne bir proje çalışması başlaması için bir yazı gönderdik ve çok büyük bir memnuniyetle karşıladılar. Onlarla da toplantı yaptık. Buradaki amaç bu konakların hem mimari hem de yaşam hikayelerini kayda almak. Kimler yaşamış geçmişten bugüne? Konakların her birinin bir hikayesi vardır. Hem konakları koruma altına almak hem de yaşam öykülerini koruma altına almak. Moğusa Surlariçi ile ilgili, Lefkoşa Surlariçi ile ilgili bu çalışmaların yapılması çok önemlidir. Üniversitelerimize hepsini ayrı ayrı gönderdik. Yine Milli Arşiv'deki Osmanlıca gazetelerin tasnifi, düzenlenmesi ve Türkçe'ye çevrilerek insanlarımız tarafından okunabilmesi, evet, onunla ilgili de yine bununla ilgili de Yakındoğu Üniversitesi çalışıyor. Dolayısıyla birçok, hep bunlar bir başımıza yaptığımız değil, bizim çoğunda belki meclis başkanı olarak fikir sahibiyim projenin, ama bunların hepsi takım ruhuyla oluyor, ekip ruhuyla oluyor, çalışmayla oluyor. Bu tür çalışmalarla istenirse oluyormuş şu, çok sıklıkla kullanıyorum. Yine de bunu tekrarlamak gerekiyor. Ama dediğim gibi yılmadan, önümüze çok zorluklar çıkar tabii ki bu projelere başladığımızda. Önemli olan bu heyecanı yitirmeden ve mutlaka olacak, olmalı. Eğer iyi bir şeyse mutlaka olmalı düşüncesini silmeden, motive ederek çalışmak. Peki bunların devamı, sizden sonra devam bazıları da henüz bitmemiş anladığım, evet, kadarıyla. Devamı için bir emniyet şubabınız var mı? Yoksa rafa kaldırılır diye endişe taşıdığınız konular da var mı? Bence meclis başkanlığı artık bugünden sonra, yani bütün bu meclis başkanlığı projelerinin yapılması, başarılması, gelecek olan meclis başkanımıza da çok güçlü bir motivasyon olacak diye düşünüyorum. Ve belki de her zaman bir sonrakinin, bir sonra gelen meclis başkanının veya bir sonra görevi devralanın daha güzel, daha belki bu tecrübeleri biz yaşadık, bu sıkıntıları, bunları aştık, daha iyi, daha güzele ulaşabileceğine inanıyorum. Mesela meclis Doğa Parkı Metehan'da olacak olan çok büyük bir proje, çok güzel bir proje. Onunla ilgili bir yönetim kurulu oluşması için biz yazılarımızı gönderdik ama erken seçim geldi. Çevre Bakanlığı'na, Orman Bakanlığı'na birilerinin atanması ve bir yönetim kurulu adı altında çalışması için yazı gönderdik. Bundan sonra gelecek olan meclis başkanının bu konuları takip edeceğine inanıyorum. Destek veya herhangi bir yardım, fikir alışverişi istendiği zaman da her zaman burada olacağımı söylemek isterim. Meclis başkanımıza da zaten konuşacağım, görüşeceğim. Son seçimle 9 kadın milletvekilimiz olacak. 50 sandalyenin 9'u kadın olacak. Nasıl değerlendirirsiniz? Çok güzel. Bir artış oldu, evet. Çok güzel. Genelde pozitif. Pozitif, evet. Belki de bu seçimlerle ilgili en yüz güldürücü olaylardan bir tanesi de budur. Çünkü %18'e çıkmış olacak kadın temsiliyeti.
Dolayısıyla hep söylediğimiz toplumsal cinsiyet eşitliğinde bir gerçek vardır ki kadınlarımızın her yerde eşit temsil edilmesi ve özellikle bu konularda çok başarılı olan ama görünür olmayan kadınlarımızın daha görünür hale gelmesi önemlidir. Bir rol model olacaklar ve bir sonraki seçimde, daha sonraki seçimlerde daha da artacağına inanıyorum. Tabii ki sorumlulukları çok büyük. Çünkü genelde az olan ve kadın temsiliyeti azsa toplumun, herkesin gözleri onlara çevrilir. O yüzden sorumlulukları çok büyük, başarılı olacaklarına da inanıyorum. Yine bir kadın milletvekilinin meclis başkanı olmasını ister misiniz? Aslında şöyle, kadın erkekten ziyade çalışkan bir meclis başkanının olmasını arzu ederim. Yani kadınlarımızın temsiliyeti önemlidir ama kadın veya erkek diye ayırmak istemiyorum görevlerde. Çalışkan olması, işini severek yapması önemlidir benim için. Evet. Biraz da bundan sonrasıyla ilgili neler yapar? Evet, yani proje. Çok doktorusunuz. Önce onu sorayım mesleğinize. Mesleğimden zaten, hiç kopmadım zaten, evet, biliyorsunuz. Yani gittiniz, hep evet, şöyle dedim. Doktora. Ben bir doktorum, mesleğim doktorluk. Görevim vekil, bu görevimdir. Ve bu görevimi yaparım, görevim sona erer. Ama meslek, özellikle tıp, doktorluk, insan beden ve ruhen sağlıklı olduğu sürece devam edebileceği bir meslektir. İnsana hizmettir, merkezde insan vardır. Dolayısıyla çok güzel bir meslek, çok severek yaptığım bir mesleğim var. Ama bunun yanında tabii ki konumuzun başlarken de söyleşiye söylediğim bir taraftan da ülkede olup bitenlerle ilgili düşüncelerimi ve görüşlerimi ve daha iyiye, daha güzele ulaşması için yapılabilecekleri paylaşmak ve çalışmak. Bu bir vakıf çatısı olabilir. Bilmiyorum, henüz düşünce aşamasındadır. Yani bir vakıf kurmak anlamında mı söylüyorsunuz? Bir vakıf, var olan bir vakıf olabilir veya bir yeni vakıf olabilir. Kültür, sanat, müzecilik, sosyal araştırmalar, sağlık. Yani birçok konuda o kadar değerli insan kaynaklarımız var ki, bu insan kaynaklarımız halen çevrede, sanatta, kültürde çalışan birçok dernek var. Hepsiyle bir arada konuşarak projeler üretmek, yani proje konusunda biraz toplum olarak çok iyi bir yerde olmadığımızı düşünüyorum. Yani bu edindiğim deneyimlerden de, devlet deneyimi de katarak proje üretmek halk için, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için proje çalışmalarında bulunmak istiyorum. Bu nasıl olur? Tam onu değerlendirmiş değilim henüz. Yazarlığınız olduğunu da biliyoruz. Hem bir evet, köşe yazarı olarak gazetelerde yer almıştınız, hem de kitabınız var. Bu konuda da örneğin bu siyasetteki deneyimlerinizi belki kaleme alacağınız bir evet, sanırım. Evet, misiniz? Notlar aldım. Hep notlarım var. Yazmayı seviyorum. Evet, ifade ettiğiniz gibi. Dolayısıyla bunlar herhalde kitaba dönüşecek. Onunla da ilgili, ona da zaman ayırmak durumundayım ve severek yaptığım bir iştir bu da. Evet. Başta sormuştum ama biraz daha spesifik sorayım. Bu yeniden aday olmamanız ve CHP'nin bu seçimde sizinle birlikte başka kıdemli politikacıların da aday olmadığı bir süreç oldu bu CHP'de ve seçim sonuçları da öyle yorumlayanlara da denk geldim ve bu kadar çok kıdemli insanın ayrılması bir zafiyet oluşturduğu gibi görüşler de var. Siz herhangi bir kırgınlık oldu mu, açıkça sormak yok isterim. Yani böyle bir sürecin sonunda mı yeniden aday olmama kararı aldınız? Yok, benim verimlilik dediğim gibi, yani sistemin tartışılması gerektiğini düşündüğüm için, yani şu anda bu sistem hasta, bu sistem ya iyileştirilmeli ya da şöyle ki, deneyimli siyasetçiler, siyaset bilim uzmanları, konunun uzmanlarıyla oturulup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ideal devlet yönetimi şeklinde bir panel. Aslında şunu da söyleyeyim, sorumuzu sordunuz.
Böyle bir panel ve çalıştay düzenlenmesi için Şubat ayı ortalarında meclis başkanlığı görevim devam ederken siyasi parti başkanlarına da bunu söylemiştim. Meclisin böyle bir çalıştay düzenlemesi ve siyaset bilimcileri, deneyimli siyasetçiler, konunun uzmanlarının sistemi hem tespit, sistemin şu andaki sistem, mevcut sistemin aksaklıkları ve ideal sistem ne olmalı? Bu mevcut parlamenter sistemi iyileştirme, daha verimli hale mi getirmek, yoksa adı ne olursa olsun, hani isimler bahsediliyor, başkanlık sistemi deniyor, adı o kadar da önemli değil, başka yeni bir sistem arayışına mı girmek? Böyle bir çalıştay hazırlığındaydım, planlıyordum. Ama erken seçimin gelmesi tabii ki buna engel oldu, ama bugünden sonra da böyle bir çalıştayın bir sivil toplum örgütü başkanlığında olabilir, bir vakıf olabilir, bir çalıştay yapılmalı ve enine boyuna tartışılmalı. Yani bu sistem sanki gidecek, yürüyecek bir sistemdir ve gelen, seçilenler çok kötüdür. O yüzden başarısız oluyoruz, o yüzden iyi yönetilemiyoruz algısına katılmıyorum. Çok iyi niyetli de olsanız, çok güzel hayallerle de vekil seçilseniz veya yönetim mekanizmalarına gelseniz, eğer kurulan veya şu andaki sistem sizin önünüzü tıkıyorsa, çırpınırsınız, çırpınırsınız ama yol kat edemezsiniz veya harcadığınız enerjiyle, harcadığınız emekle aldığınız verim arasındaki oran düzgün olmaz veya orantısız olur. Olumsuz yönde orantısız olur. O yüzden esas neden bu? Yani kırgınlık, iş ne kadar iş yapmaya, çalışmaya, güzel işler üretmeye sevdiğimi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kırgınlık o siyasi partiye, bu siyasi partiyeden ziyade neler olabileceklerini daha eline boyuna tartışmak lazım diye düşünüyorum. Yani şimdi işte yeniden bir seçim oldu. Görüyoruz işte hükümet formüllerini. Bu meclisin açılmasından tutun, yasaların geçmesine, verimli çalışmasına, komitelerin çalışmasına, bu sistemde kuvvetler ayrılığı diyemeyiz. Hükümete bağlıdır direkt. Yani meclisin verimliliği iktidar partilerine bağlıdır. İktidar partisinin milletvekili sayısına bağlıdır. 26 ile meclisin açılması çok zordur. Bir milletvekili 26 ile iktidara gelindiğinde, bir tanesi meclis başkanı olduğu durumlarda, cumhurbaşkanına vekalet ettiğinde, meclis iş tüzüğüne göre genel kurul toplantılarına katılamaz, oy veremez. İki milletvekilimizi biz Avrupa Komisyonu Parlamenter Asamblesi'ne gönderiyoruz. Çok sıklıkla oluyor bu toplantılar. İki milletvekilimizi kulis çalışmaları için Avrupa Parlamentosu'na, iki veya üç milletvekilimizi gönderiyoruz. Hasta durumları var. Dolayısıyla meclisin nisap sorunu, meclisin yasaların geçmesi, komitelerin toplanması, aynı olay komitelerde de var. Bütün bunlar aslında kuvvetler ayrılığı dediğimiz parlamenter sistemde tam da bir kuvvetler ayrılığı olmadığını gösteriyor. Yani güçlü bir hükümet, geniş tabanlı bir hükümet, daha verimli bir meclis demektir. O yüzden bütün bunların üstesinden nasıl gelineceği, nasıl bir çözüm formülleri, daha verimli meclis, daha verimli kamusal, kamu yapısı oluşması için neler yapılabileceğinin zamanının çoktan geldiği görüşündeyim. O yüzden sanki bu yine devam edip de burada bu sistemin bir parçası olma endişesi taşıdım, açıkçası bunu söyleyeyim. Bunu kararımda esas etkili olan bu oldu. Peki bu çalışmaları bir süre dıştan yürüterek katkınızı sürdürmek istediğinizi anlıyorum. Tekrardan şartlar oluşursa tekrar aday olur musunuz? Aktif politikaya döner misiniz veya Cumhurbaşkanlığına aday olur musunuz? Evet, yani bu sorular tabii çok sıklıkla soruluyor. Ben siyasete küstüm, ayrıldım veya seçime girdim, seçim kaybettim durumunda değilim. Burada katkı koyabileceğim ve buna gerçekten önce
kendimin inanması lazım. Yani gerçekten bu göreve gelirsem çok güzel işler olacak, güzel katkı koyacağım, ekip ruhuyla çalışıp güzel işler yapacağım düşüncesi yerleşirse ve bunu halktan da aldığım pozitif dönüşüm varsa tekrar siyasete girebilirim. Yani ben siyaseti tamamen kapadım, bitirdim diye bir durum söz konusu değil. Ama niçin aday olmadığımı söylerken elinizi taşın altına koyuyorsunuz. Ama eliniz taşın altındayken birçok elin birlikte olması gerekiyor ki aynı amaçla bu taşı kaldırsın. Eğer birçok el aynı amaçla o taşın altında değilse o taşın ağırlığı elinizi ezer dedim. Buradan da kastettiğim sanırım anlaşıldı. O yüzden aynı amaç için toplum, insan, insanın mutluluğu, toplumun refahı. Bunun için yapılabilecek çok şey vardır. Eğer biz düşüncelerimizi, enerjimizi, çalışmalarımızı bu amaç etrafında birleştirirsek bütün bu taşları kaldırabiliriz. Öyle bir durum söz konusu olduğunu görürsem kesinlikle tekrar çıkardığım siyaset gömleğini tekrar giyme arzusu duyarım diye düşünüyorum. Bu başkanlık döneminizde pişman olduğunuz herhangi bir icraatınız, kararınız veya yaşanan bir gelişme üzerine verdiğiniz bir tepki oldu mu? Yani somut olarak aklıma gelen bir şey yok ama şöyle, genelde bütün kararlarımızı meclis başkanının yetkisinde olan kararlarda dahil olmak üzere divan toplayarak almaya özen gösterdim. Divanımız bizim mecliste grubu olan siyasi partilerin temsilcilerinden oluşur. Yani bir bakanlar kurulu gibi düşünebilirsiniz. Hükümetin bakanlar kurulu. Meclisinde divanı var. Ve yetkim sadece meclis başkanının yetkisinde olan konuları dahi divanla birlikte konuşarak, çözerek yapmaya çalıştım. Bu güzel bir, benim açımdan da önemlidir. Karşılaştığım çok zorluklar oldu. Tabii ki bir kürsüye çıktım meclis başkanı olarak. Bir proje öyküsü diye ne zorluklarla karşılaştığımı anlattım. Hatta bir milletvekili bana demişti ki, Sayın Başkan, niye anlatıyorsunuz bunları? Yani niye söylüyorsunuz? Ben de dedim ki, ben bunları meclis başkanı oldum ama yeni öğrendim. Yani bu kamudaki, siz biliyor muydunuz bunları? Yani bir insanın meclis başkanı olması, bakan olması, milletvekili olması veya bir koltuğu sahibi olması onun her şeyi bildiği anlamında değildir. Yani mevcut aksaklıkları veya mevcut işleyişi öğrendikten sonra etrafına anlatması, öğrenmesi, aktarması, bilgi aktarması, tecrübe aktarması çok önemlidir. O yüzden birçok konuyu da burada gördüm, burada öğrendim. Kamunun işleyişinden iyi olanları da, aksak olanları da. O yüzden tabii ki birçok zorluklar, birçok sıkıntılar yaşadım. Kıbrıs konusuyla ilgili ilk defa herhalde bu kadar aktif oldu meclis başkanlığı. Çünkü ben Cumhurbaşkanlığına, bu görevde Cumhurbaşkanlığına vekalet eden birisiniz. Ve meclis iradesidir önemli olan. Olası bir anlaşmada, olası bir çözüm formülünde kararı verecek olan meclistir. O yüzden meclisin daha aktif olarak Kıbrıs konusunda, Kıbrıs müzakerelerinde yer alması gerekiyordu. Yasayla geçmiş bir meclis heyeti var ki Cumhurbaşkanı bu meclis heyetini bilgilendirmek durumundadır. Bu da meclis başkanı ve siyasi parti grup başkanlarından veya parti başkanlarından oluşan bir heyettir. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı'yla görüşmelerim olmuştu. Çünkü bunda zaman zaman aksamalar olmuştu geçtiğimiz dönemlerde. Meclisin bilgilendirilmesi esastır. Yani parlamenter sistemde aslında irade meclistedir. Meclis iradesidir her şeye karar veren. O yüzden meclisin, özellikle meclis başkanlığının Kıbrıs müzakerelerinde daha aktif düşüncelerini paylaşan bir konumda olması önemlidir. Bundan sonra da öyle olmasını ümit etmekteyim. Başbakanın mal varlığıyla ilgili çok tartışıldı ve işte sizin de
misyonunuz olduğu yönünde. Buna yazılı cevap vermiştiniz ama... Ben buna şöyle söyleyeyim, onu da izah edeyim. Meclis başkanı olarak görevlerimi yaparken mutlaka ve mutlaka hukuk danışmanlarımızdan görüş alarak yapıyoruz. Yani meclis başkanı görevi, işte meclis başkanının kendi düşünceleri, kendi inisiyatifiyle bir şeylere karar verme durumu değildir. Dolayısıyla bu konuda da mevcut yasayı yorumlaması için mal bildirim yasasını hem meclisteki hukukçularımızın görüşünü aldım, hem de yazılı olarak başsavcılık görüşünü alarak öyle açıklamalarda bulundum. Başsavcılık görüşü de, meclis hukukçularımızın görüşü de, meclis başkanının mal bildirimindeki iki mal bildirim arasındaki farkı tespit etmesi ve bu fark varsa zamanında bildirilip bildirilmediğini bu farkında tespit etmesidir. Görevimiz bununla sınırlıdır. Ve bunu tespit ettikten sonra da eğer varsa bir önemli fark, bunu gizlilik içinde başsavcılığa bildirilir. Yani meclis başkanı filan milletvekilinin mal bildirimini açtığı basına verilmez. Gizlilik içinde yapılır. Bir fark görülürse o da başsavcılığa bildirilir. Ama elinde göreve başlarken ve göreve biterken ki mal bildirimi olması lazım. Aslında bir konuya daha vurgu yapmak lazım. Bu konu çok tartışıldı kamuoyunda ama sanki şöyle bir algı oluştu. Sadece milletvekilleri ve siyasiler mal bildirimi yaparmış gibi. Halbuki kamuda üst kademe görevinde olan herkesin göreve başlarken ve göreve biterken mal bildirimini vermesi gerekiyor. Yani üçlü kararname ile atananlar. Evet, üçlü kararname dışında üst kademede sözleşmeli olarak girse de onlar da mal bildirimi yapması lazım. Mesela Cumhurbaşkanı da mal bildirimini bize verir, meclis başkanlığına verir. Cumhurbaşkanlığının da mal bildirimini alan makam burasıdır. Cumhuriyet Meclisi Başkanı'dır. Bu sürede inceleme mümkün değil. Yani siz açıp o görev süresi bitince evet, bitince bakılabilir ama baktığı da ve gizlilik içinde. Evet. Içinde olur ve açıklama yapılmaz. Problem varsa mı? Doğrudan savcılığa, evet. Ve başsavcılık bunun üzerine araştırma yapar.